Şimdi şöyle bakın, bu Kemalist mirasın CHP'nin önüne koyduğu bir takım meseleler var, bir takım dünya görüşünden kaynaklanan ilkeler var. Şimdi bu noktada siyasi tutum açısından anlaşılması gereken bir şeydir. Neticede Cumhuriyet'in daha laikçi bir şekilde kurulmuş olmasını sağlayan bir partiden bahsediyoruz CHP dediğimizde. Ve bu yönüyle de aslında bir muhafazakar partidir. Ve son 13 yılda AK Parti'nin yaşatmış olduğu, Türkiye'ye yaşatmış olduğu dönüşüme en fazla itirazı olan partilerin başında geliyor. Onun için sıklıkla restorasyon diyorlardı. Ben bu nedenle CHP'nin AK Parti ile bir koalisyon kuramayacak olmasının CHP açısından da anlaşılması gerektiğini ve makul olduğunu düşünürüm. Bu çerçevede iki konu var ki, dış politika ve eğitim meselesi, bu ideolojik farklılaşmanın çok bariz olarak ortaya çıktığı alanlardır. Farklı dünya görüşlerinden, birbirine zıt iki dünya görüşünden gelen bu iki partinin bu konularda anlaşması pek mümkün görünmüyor. Hani belki İmam Hatip liselerinin kapatılmasını düşünmüyor olabilir CHP, ama İmam Hatip ortaokullarının sınırlandırılmasını, yeni bir formata sokulmasını ve dolayısıyla İmam Hatip liselerinin de sınırlandırılmasını isteyecek bir eğitim reformunun içerisinde olacak. Yine belki din derslerinin konumu, son dönemde artırılan farklı din seçmeli din derslerinin konumlarını tartışmaya açacak. Bu da AK Parti'nin kabullenebileceği bir konu değildi. Ama doğrusu ben dış politika meselesindeki farklılaşmayı daha önemli görüyorum. Hatırlayacaksınız, bazı tartışmalar vardı. Bu koalisyon olamayacağı, AK Parti-CHP koalisyonu olamayacağı netleşmeden önce şöyle bir söylem seslendiriliyordu. Aslında koalisyonu Davutoğlu istiyor ama Erdoğan bunu engelliyor şeklindeydi. Meseleyi sanki şahsi, siyasetçilerin şahsi tercihleriyle bağlantılandırılıyordu. Hayır, meselenin ben şahsi tarafını önemli görmüyorum. Yani ne Erdoğan, ne Davutoğlu, ne Kılıçdaroğlu'nun şahsi tercihleriyle alakalı bir şey değil bu. Bu ideolojik farklılaşmayla alakalı bir şeydir. Ve neticede AK Parti'nin dış politikası CHP'nin dış politika anlayışıyla taban tabana zıttır. Ve bunun oluşmasında da affedersiniz, AK Parti'nin dış politikanın oluşmasında da sadece Erdoğan'ın perspektifi etkili değildir. Hatta Davutoğlu'nun danışmanlıktan başlayarak Dışişleri Bakanlığı ve Başbakanlığında bu dış politikanın oluşmasında ne kadar etkili olduğunu, Erdoğan'la Davutoğlu'nun ortak imzasının olduğunu biliyoruz. Bu yüzden CHP'nin AK Parti ile dış politika konusunda farklılaşması en çok Davutoğlu'nu zorlayacaktı. Bu yüzdendir ki mesele farklı ideolojik kanatlardan gelen iki partinin bir araya gelecek bir uzlaşmayı yaratamamış olmasıdır. Bu Türkiye'de bir erken seçim gerçekleştiğinde ikinci bir defa daha konuşacağımız bir konu olacaktır. Ama tabii o zaman nasıl bir Türkiye ortaya çıkacak? Nasıl bir seçime gideceğiz? Mesela bu çok önemli. Hatırlayın, 7 Haziran seçimlerine AK Parti karşıtlığı üzerine bir blokla gidilmişti. Ama seçim sonrasında bir blok kalmadı. Şimdi belki terörle mücadele üzerinden yine bir bloklaşmayla gideceğiz, ama bu sefer terörle mücadelede farklı pozisyonları olan partiler birbirlerine yakın olacaklar. Mesela HDP'nin istediği gibi diğer partiler bir Erdoğan karşıtlığında birleşmeyebilirler. Belki mesele bir terörle mücadele konusu, çözüm sürecinde ne yapılması gerektiği meselesi üzerine odaklanabilir. Dolayısıyla bir erken seçimin sonuçlarını görmek ve onun sonrasında oluşacak olan siyasi mimariden, aritmatikten ne çıkacak ona